Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Lezzetini beğendiğiniz bir incirden çelik alarak kendinize yeni bir incir fidanı elde edebilirsiniz. Ya da aynı işlemlerle bahçede ya da saksıda yetiştirdiğiniz güllerinizden çelik alarak aynı gülden onlarcasını üretebilirsiniz. Şimdi gelin %100 sürgün ve kök verdiren teknikleri birlikte izleyelim. Videomuza incirle başlayalım. İncirden çelik almak ve bu çelikleri yeni incirler haline getirmek için çelik alma işlemini Kasım ile Mart ortasına kadar incir ve gül dalındaki gözler patlamadan bir yaşını doldurmuş dallardan oluşturabilirsiniz. Kesmiş olduğumuz çeliğin uç kısmını kesmemiz gerekiyor ki gözlerden yeni sürgünler çıksın. Çelik uzunluğu 15 ila 30 cm arası olması gerekir. Göz sayısının ise 3 ila 6 adet arası olması çelikten üretim için ideal ölçülerdir. Çelik aldığınız dönemde gözlerin patlamamış olması gerekir. Buradan kesmemiz idealdir. Üste kalacak ucu yatay kesin. Bu sayede yağmur suyu rahatlıkla akıp gidecektir. Altını da yatay kesin ki köklenme daha iyi olsun. Tüm çelikleri bu şekilde hazırlayın. En önemli hususlardan biri de kesilen çeliklerin en az 12 saat suda bekletilmesidir. Çelikler iyice suyu çektiğinde daha rahat köklenecektir. Yaklaşık 12 saat suda beklemiş olan çelikleri alıp köklenmesini hızlandıracak doğal uygulamamızı yapmaya başlayabiliriz. Bunun için bir peçeteyi alın ve çeliklerin köklenecek kısmına gelecek şekilde zemine koyun. Peçete kök kısmının nemli kalmasını ve içerisine köklenmesi için koyacağımız doğal ürünümüzü tutmada yardımcı olacaktır. Köklenmesi için zerdeçal kullanacağız. Kılcal köklerin gelişmesini ve çeliğin ihtiyacı olan mineralleri zerdeçal sağlayacaktır. Çeliğin sıyrılmış olan kısmına zerdeçalı dökün ve burada sabit kalması için peçeteyi iyice çeliğe sarın. İyice sıkıştırın ve işlemimiz tamam. Diğer çeliklere de aynı işlemi uygulayın. Gül çeliklerini veya köklendirmek istediğiniz diğer çelikleri de bu şekilde zerdeçal içerisine daldırarak köklenmelerini hızlandırabilirsiniz. Çeliklere sardığımız peçetelere son kez su püskürterek bol bol ıslatın. Çeliklerin dikimini yapacağımız saksımızın dibinde drenaj deliğinin olmasına dikkat edin. Saksı dibine bir miktar taş veya sertleşmiş toprak doldurun. Saksı içerisine dolduracağımız toprağı hazırlayalım. Bir miktar bahçe toprağı ve bitki için kullanılan torf toprak kullanacağız. Bunların içerisine bir miktar perlit ekleyin ki perlit hem mineral desteği verecek hem de toprak nemini muhafaza edecektir. İyice karıştırdıktan sonra saksımıza aktarabiliriz. Çeliklerin peçeteli kısımları toprağın içerisinde olacak şekilde çelikleri bu saksıya dikin. Bu arada toprağa saplarken dip tarafından en az bir gözün toprak içerisinde kalmasına dikkat edin. Çeliklerin kurumaması için sera ortamı yapmalıyız. Bunun için 10 litrelik bir pet şişenin alt kısmını kesin. Saksıya bol bol su dökün. Altından akana kadar suyu dökün ki tüm toprak ıslansın. Toprağın tamamen ıslandığından emin olduktan sonra kestiğiniz pet şişeyi saksının üstüne kapatın. Güneş almayan, 18 derecenin altında olmayan aydınlık bir yerde sürgün vermesini bekleyin. Burada da gördüğünüz gibi en fazla 3 gün içerisinde gözlerin patladığını göreceksiniz. Birinci haftada daha da belirginleşmeye başladılar. 10 gün sonra yapraklar açıp sürgünler uzamaya başladı.
köklenme en az bir ayı bulacaktır. Artık pet şişeyi kaldırın ve ara sıra sürgünlerin üstüne su püskürtün ki kurumasınlar. Burada köklerinde zerdeçal olan biber fidesini görebilirsiniz. Yazdan beri biber vermeye devam ediyor. Bunun ile ilgili bir video hazırlıyorum. Yakında yayınlayacağım. Gül köklendirmeye gelince. Aynı şekilde çelik uzunluğu 15 ila 30 cm arası olması gerekir. Göz sayısının 3 ila 6 adet arası olması çelikten üretim için ideal ölçülerdir. Çelik aldığınız dönemde gözlerin patlamamış olması gerekir. Burada gördüğünüz gibi eğer Şubat-Mart aylarında halen tomurcukları patlamamış incir ve güller var ise çelik alabilirsiniz. Çelikleri en az 12 saat suda bekletmeyi unutmayın. Ve hazırlamış olduğunuz toprağı alttan bir göz toprak içerisinde kalacak şekilde dikin. Çeliği hazırlarken en alttaki gözün yaklaşık 1 cm altından yatay bir şekilde kesiyoruz. Çeliğin üstünde yaprak var ise yaprakları budayın ki enerjisini yapraklara harcamasın. En alttaki göz toprağın içerisinde kalacak demiştik. İkinci gözün biraz altına kadar toprağa gömeceğiz. Bu bölüm toprak altında kalacak. 1 2 3 4 gözümüz var. 4. gözün üstünden kesiyoruz. Biraz pay vermek istiyorum ki kestiğimiz yer kuruyunca 4. göz zarar görmesin. Alt kısmına yaptığımız gibi yatay bir şekilde kesiyoruz. Bu sayede yağmur yağdığında rahatlıkla akıp gidecektir. Gül çeliklerini diktikten sonra mutlaka soğan kabuğu sıvı gübresi dökün. Bu sıvı gübre çeliği besleyecektir. Bu sıvı gübrenin nasıl hazırlandığını yukarıdaki linkten ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Gül çeliklerini evinizde bulunduruyor iseniz ki kışın ev ortamında nem az olduğundan çeliklerin köklenmeleri az olabilir. Bu yüzden her gün su püskürterek çeliğinizi nemlendirin. Eğer çelikleriniz bahçede ise bu işleme gerek yok. Balkonda bulundurduğunuzda da çelikleri kontrol edin, kuru ise her gün nemlendirin. Balkon yok ise buradaki gibi pencere önüne koyabilirsiniz. Aydınlık bir yerde olması idealdir. Köklenme için en ideal sıcaklık 18-22 derece arasıdır. %70'in üzerinde de nem olması gerekir. Bu yüzden ev içerisinde bulunduruyorsanız mutlaka su püskürterek ve toprağını sulayarak nemini sağlayın. Ortam çok kuru ise çeliklerin nemli kalmasını garantilemek için saksının etrafına destekleyici çubuklar koyup üstünü şeffaf poşet ile ki çelikler ışık alsın, sera ortamı sağlayarak nemini muhafaza edebilirsiniz. Çeliklerin hava alması için de poşetin üzerine birkaç delik açarsanız daha iyi olur. Yaklaşık bir hafta içerisinde gül çeliklerinin de sürgün verdiğini görebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı. Kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.